Abi. Soy. 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 Ay çok yoruldum. Şimdi yolculuk nereye? İstanbul. İstanbul'da evet. Eviniz var değil mi? Evet. Bacağımız yanında. Tabii ki tedirgindik. Her zaman siren sesleri ve de çocuğum hasta olduğu için devamlı şeye inmem lazım. 9. katlarını düşünsene. Her gün asansörü de kullanmayıp çocuğu sırtla aşağı in. Öyle şey yapıyorduk. Tabii dediğim gibi geçenlerde 8 tane füze atıldı. Ve de 1 kilometre bizim yakınımızda kahve alanına geldiydi. Evin öyle. Savaş kötü bir şey tabii ki. Diyecek bir şey yok. Hanımla çocuğumu aldım geldim. Ama bir canımızı da orada bıraktık. Öbür çocuğumuzu. Kalma sebebi neydi? Kalma sebebi oranın vatandaşı 23 yaşında. Devlet salmıyor. 18-60'ı erkekleri dışarı salmıyor. Birisi orada kaldı. Onun şeyine zaten gelmeye niyetimiz yoktu. Çocuğu bırakmaya niyetimiz yoktu. Çocuk dedi ben başımın çaresine bakarım. Dedi kız kardeşimle siz nasıl yapacaksınız? Yani çocuk da feşli olduğu için. Çok zor. Şimdi konuşamıyorum bile yani. Çok çocuk bizim çok hasta. Biz her zaman tedavisi yaptırmak lazım. Yani biz hastaneye duramıyoruz. Çünkü durmadan roket düşüyor. Yani biz yani aşağı bile inemiyoruz. Çünkü çocuk ağır yani. Hep her zaman masa altında bekledik yani. Çok zor yani. Mustafa kalmış yani. Dedi ben Ukrayna bırakamam. O Ukrayna için mi savaşıyor şu anda? Yok. Askeri yani gitmedi ama orada şehir içinde yani duruyor. Destek mi var orada? Savaş biter, geri dönersiniz. İnşallah. Başka çare yok.